Selamlar arkadaşlar. Matematik Harfistan kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte bugün Özdebir yayınlarının 9. sınıf Türkiye geneli HIS 3 deneme sınavının matematik çözümlerini yapacağız. Sınavı şöyle kısa bir şekilde değerlendireyim. Sınav gerçekten belirlenenden ya da geçen sınavdan zor bir sınav. İçinde çok zor ve iyi sorular var. Tabi çok üst düzey zorlukta olan sorular da var ama genel itibariyle zor bir sınav. Yani 10 üzerinden 7 puan verebiliriz biz bu sınava. Onun için hani kötü yaptıysanız, sınavınız kötü geçtiyse kendinizi üzmeyin. Hani bunun telafisini mutlaka yapacaksınızdır. Ama hata yaptığınız soruları da mutlaka ama mutlaka dikkatli bir şekilde dinlemeye bakın. Evet arkadaşlar 30 tane sorumuz var. 30 tane güzel çözümle devam edeceğiz. Herkes hazırsa ilk sorumuza başlayacağız. Herkesin de kalemler ilk sorumuzu açın ve çözümlerine başlayalım. Birinci sorudayız. ABC gerçek sayılar olmak üzere hangisi her zaman doğrudur? Her zaman doğru seçenekleri önemli. Bir tane ayrıntıyı kaçırırsan soru gider. Geldim şu birinci soruya. A sıfırdan küçükse bu her zaman sıfırdan küçük mü? Mesela ben buraya eksi 2 verirsem. Eksi 2 verdiğim zaman buraya topladığım zaman eksi 1 yapar. Eksi 2 ile eksi 1'in çarpımı artı yapar. Her zaman sıfırdan küçük olmaz. Bu kesinlikle gider. A'nın karesi kesinlikle pozitif bir sayı değil mi? Güzel. Her iki taraf ben pozitif bir sayı yani a'nın karesine bölersem b kesin sıfırdan küçük gelir. Ya da şöyle düşün. Burası bir pozitif sayıyla neyi çarparsak sıfırdan küçük yapar? Eksi. Demek ki b kesinlikle sıfırdan küçük diyebilirsin. Bu doğru. Geldik. a artı b sayı sıfırdan küçükse a ve b'nin x'i pozitif olamaz demiş. X'i pozitif olamaz mı? Doğru. X'i pozitif olamaz. Çünkü bir artı gelse bir eksi gelecek. Bir eksi x eksi olabilir ya da artı eksi olabilir ama x artı artı olursa kesin pozitif çıkacağı için x'i kesinlikle pozitif olamayan seçenek doğru. Yani 2 ve 3 diyeceksin. İkinci sorudayız arkadaşlar. Şimdi bu soru güzel bir soru. Hani zor sorulardan bir tanesi aslında bu da. Hani güzel yorumlaman lazım. X'i elemanlarını örnektir demiş. Şimdi X'in elemanı 1 ve 2'yi kapsayacak. Y'nin elemanı 1 ve 2'yi kapsayacak ise Y kap, X kapsar Y kapsar X demiş. Önermesi yanlışmış. Evet ise bağlacı var değil mi? İse bağlacı var ve bu önerme yanlış. Şimdi bu önerme yanlışsa şu duruma geliyorsun sen. Diyorsun ki demek ki şu birincisi doğru. Yani 1 ve 2'nin alt kümesi A olacak. 1, 2, 3, Y'nin bir alt kümesi olacak diyorsun. Bu doğru bir ifade. Ama X alt küme Y yanlış bir ifade. Hani A Şöyle A kümesinin içinde 1 ve e, X kümesinin içinde 1 ve 2 olacak. Şu X olacak. 1 ve 2 olacak. Y kümesinin içinde 1, 2, 3 olacak. Ama Y, X'i kapsamayacak. Yani bunları teker teker değerlendirelim. Bu olabilir. Ama Y, X'i kapsadığından dolayı bu eleman yanlış. Çünkü her küme kendisinin alt kümesi olduğu için gider. 1, 3, 1, 2'yi kapsamadığı için direkt eleyebilirsin. Hiçbir sorun yok. Geldik buraya 1, 2, 3, 4. Gerçekten 1, 2 var içerisinde doğru. 1 2 3'ün içerisinde 1 2 3 olduğu için bu da doğru. Burada arkadaşlar y x'i kapsamadığından dolayı işte bizim aradığımız cevap budur. Alt tarafa bakalım. 1'in içinde 1 ve 2 olamayacağına göre bu yanlış zaten direkt ikten ederiz. 1 2 doğru. x'in elemanıdır. 1 2 3 y'nin elemanıdır. Ama 1 2 3 e, x'i kapsadığından dolayı y elemanı bu da olmaz. Çünkü bizim için bu yanlıştı. Buna da olmaz diyorsun. O zaman sadece C seçeneği diyeceksin. Üçüncü sorudayız arkadaşlar. Burada yine güzel bir soru. Elemanların rakamlarından oluşan en az iki elemanlı bir kümenin en büyük elemanı ile en küçük elemanının farkı kümenin bir elemanı ise biz bu kümeye saf küme diyeceğiz. Tamam. Ben bunları teker teker deneyeceğim. Demiş ki bana aşağıdakilerden hangisi en sayısının alabileceği değerlerden biri değildir. Ben n'e sıfır diyebilir miyim? Ne demiş burada? En büyük elemanı ile en küçük elemanının farkı orada bulunuyorsa saf kümedir demiş n'e 0 verirsem alttan 0 çıkarsa 6 kalır. 6 eksi 0 6 yapar ve içerisinde olduğu için bu saf kümedir. n'e 1 dersek arkadaşlar yine en küçük en büyük elemandan 6'dan 1 çıkarırsak 5 kalır. 5 zaten buradadır. Bu da doğrudur. n'e ben kaç diyeyim? 4 diyeyim. En büyük eleman bu olur. En küçük eleman bu olur. 6'dan da 3 çıkarırsam yine 3 geldi. Burası da oldu. Sorun yok n'e ben 7 dersem şöyle devam edeyim. n'e 7 dediğim zaman en büyük eleman bu olur. En küçük eleman bu olur. 7'den de 3 çıkarırsam 4 kalır. 4 burada olmadığından dolayı cevap D seçeneği gelecek. Gel 9'a da bak. 9 yazarsak en büyük elemanımız 9 olur. 9'dan da ben 3 çıkarırsam 6 kalır. 6 zaten burada olduğu için kesinlikle arkadaşlar olabilir diyorsun. 3. soruda D seçeneği idi. 4. sorudayız arkadaşlar. Bu da zor bir soru. Şimdi bize B birleşim C ile B kesişim C'nin grafiği verilmiş. Buradan onu süzdük. B kesişim C ile de B birleşim C'nin grafiği verilmiş. Ve C kümesi hangisi olabilir diye sormuş. Bir şöyle bakalım. A kesişim B kümesi eşittir. Y'de aldığı elemanlar yani 3 ve 1 olabilir. 3'e 1 diyeceksin. Kapatacaksın buraya. Aynı zamanda geldik diğerine. A kümesinin elemanlarına bakalım. Eksi 3, 1, 3, 4 ve 5 gelebilir. Bunu da böyle kapatmış oluyorsun. A ve B'yi bulduk. Hatta yerinde olsam şöyle yapalım. Şunu çizerim, böyle getiririm ben bunu. Buraya A kümesi derim, buraya B kümesi derim. Kesişimleri zaten 1'e 3'tü. A eleman yani A elemanı 1-3'ü buraya yazarsam, 3 buraya gelecek, 4 ve 5 buraya gelecek. B kümesini zaten elemanlarını bilmediğim için böyle ayırabilirim. Geldim bir diğerine. Burada da arkadaşlar, B kesişim C kümesi eşittir eksi 2, 1 ve 2 olarak yazılır. Aynı zamanda B birleşim C kümesi de yine eksi 2, 1, 2, 3, 4, 5 olarak yazabilirsin. Yine ben iki tane küme yazmak istesem. Atıyorum o kümelerden bir tanesi C kümesi olsun. Bir tanesi de B kümesi olsun. Buraya C kümesi, buraya da B kümesi diyeyim. Ortak elemanları yazalım. Eksi 2, 1 ve 2 olur. Şimdi eksi 2, 1 ve 2'ye atarsak 3, 4, 5 kaldı. Şimdi şöyle düşünüyorsun sen ee, 300 zaten hani burada B'de 3 olduğundan dolayı kesin buraya 3 gelmek durumunda hani 3 B'den geldiğini düşünüyorsun. Demek ki 4 ve 5 de buradan gelecek hani B'den gelme ihtimali yok çünkü B'den gelmiş olsaydı burada kesişim elemanlarına biz 4 ve 5 yazmak durumundaydık. Onun için arkadaşlar biz burada bu elemanı böyle düşündük. O zaman C kümesinin elemanları ne olabilir? En az 1, 2, 2, 4 ve 5 olan e seçeneğine mevcuttur diyeceksin. Dediğim gibi zor bir soruydu. Geçelim 5. sorumuza. 5. soru kolay bir işlem sorusu aslında. Her n tam sayısı için böyle altıgen içerisinde bir sembol var. Sembolün değeri n'i n artı 1'e böldüğündeki sayıya eşittir demiş. O zaman biz bunu buradan alalım. Diyelim ki 7'yi ben kaça böleceğim? 7 artı 1'e eksi. 3'ü kaça böleceğim? 3 artı 1'e bölü. Alt tarafa geldim. 2'yi 2 artı 1'e böleceğim. Artı 5'i de 5 artı 1'e böler. burada bölersem sonucu ulaşacağım. Geldim. Burası 7 bölü 8 zaten. Eksi 3 bölü 4 bölü. Alt tarafa 2 bölü 3 artı 5 bölü 6 diyerek bitirdim. Sonra ben bunun paydasını eşleyeceğim. 2 bunu da 2 ile çarparsam. Burası zaten 7 bölü 8 eksi 6 bölü 8 bölü. Alt tarafa geldiğimizde 4 bölü 6 artı 5 bölü 6 olarak yazdım. Yukarısı zaten 1 bölü 8 geldi. Alt tarafta 9 bölü 6 geldi. Birinciyi olduğu gibi yazıp ikinciyi ters çevirip çarparsam bunu sadeleştirdiğimde 3'e 4 olur. Bunda tekrar ben 3'e bölersem 3 gelir. Buradan da 1 bölü 12 seçeneğine ulaşmış olacağız. O da arkadaşlar A seçeneğidir. Geldim hangisine? 6. soruya. Aşağıdaki hangi ikisinin çarpımı diğer ikisinden daha küçüktür demiş. Yani ben burada aslında iki tane küçük sayı bulacağım. İki tane küçük sayının çarpımı. İki tane küçük sayının çarpımı en küçük olur, değil mi? En küçük olur. Tamam, iki tane küçük sayım hangisi var arkadaşlar? Bakın A ile B'nin çarpımı en küçük gelebilir. O zaman A çarpı B varmı şıklarımda var. Hangisinin çarpımı en küçüktür? A çarpı B en küçük olarak diyebiliriz. Geldim buraya. Bu da zor. Güzel bir soru. Şimdi isimleri Aynur, Burcu, Civan ve Didem olan 4 kişilik bir grubun yaşları ardışık doğal sayılardır. Ama sırayla dememiş yani. Hangisinin hangisine olarak ardışık olarak büyüdüğünü ben bilmiyorum. Sadece neyi biliyorum arkadaşlar? Ardışık doğal sayı olduklarını biliyorum. Aynur ve Burcu'nun yaşları toplamı 23'tür demiş. Şimdi Aynur artı Burcu 23 geliyorsa. Bunlar hani ardışık 4 tane sayı arasında olacak ya. Ben şöyle diyebilirim. 11'e 12 diyebilirim bunlara. Aynı mantıkla 9'a pardon 10'a bunu bir azalttım. Bunu bir arttırırsam 13 de diyebilirim. Ama bunun dışında bir sayı diyemem. Çünkü ardışık 4 tane sayı yazmamış olurum. O zaman şöyle yapalım bakın. A, B, C ve D. Atıyorum bunlar arkadaşlar 11'e 12 olsun. C ve D ne olabilir? 11 ve 12'den küçük ardışıklar olabilir. Atıyorum 9 ve 10 olabilir. Ya da 10-11 olabilir. Yani 9-10, 11-12, pardon Yani 19 olabilir. Yine 9-10, 11-12 şeklinde sıralayabilirsin. Ya da küçük ardışıklar, pardon bu küçük ardışıklarda büyük ardışıklar da olabilir. Yani 13-14 gelebilir ya da 14, 13 olabilir gibi. Yine ben burada 4 tane sayı yazdığım zaman ardıçık sayı çıkabilir. Yani ben buraya 11, 12 verdiğim zaman 4 tane durum meydana gelecek. Şuna 4 tane diyelim. Başka ne verebiliriz? Yukarıda yazdık zaten. 10'a 13 verebilirsin. Tamam ben buna 10'a 13 verdim. Arada sayı gelmek durumunda. Yani 10, 11, 12, 13. Yani ben buraya 11, 12 diyebilirim. Aynı mantıkla 12'ye de 11 diyebilirim ki ardışık 4 tane sayıyı tamamlamış olayım. Onun dışında zaten sayı yazamazsın. Burada da 2 tane değerin geldi. Topladığımızda 6 tane değer yazılabileceğini söyleyebilirsin. 8. sorudayız. Bu soruda da hataya açık güzel bir soru. Sorumuzu okuyalım. Aşağıda verilen ifadelerdeki boş kutuların içine artı, eksi, çarpma sembollerinden ikisi her kutuya bir sembol gelecek şekilde yerleşiyor. Yani ikisini yerleştireceksin. Aynı sembolü yerleştiremezsin diyor yani. İki tanesini yerleştireceksin. Bunlardan hangileri elde edilebilir demiş. Ben başlayayım şöyle. Eksi 4 kutucuğum var bir tane. 2 kapattım ben bunu. Artı 4 var bir tane kutucuğum var ve eksi 2 diyorum. Ne yazabilirim? Gel onları tartalım beraber. Hangileri olabilir? Ben burayı e, gençler çarpma olarak alabilirim değil mi? Çarpma olarak alsam yani eksi 4 çarpı 2 desem. Kutucun biri çarpma olsa artı. Buraya da artı desem yani 4 artı eksi 2 desek buraya da. Birincisi zaten eksi 8 geldi. Diğeri de artı 2 geldiği için topladığımızda e, şunu eksi diyecektik. Tamam topladığımızda ne geldi? Eksi 6 geldi. Şıklarda yok ama böyle bulacaksın. Yani teker teker deneyerek gelecek aslında. Şimdi daha sonra ne diyebilirsin buraya? Ee, şuraya ben eksi 4 eksi 2 diyebilirim değil mi? Artı buraya da arkadaşlar 4 artı eksi 2 diyebilirim. Buradan bir eksi 6 geldi. Buradan da bir artı 2 geldiği için eksi 4'e ulaşmış olduk. Bu oldu. Bir sorunumuz yok. Tam tersini yazabilir misin? Atıyorum ben buraya ne yazdım? Hmm çarpım yazsak buraya da çıkartma yazsak sanki gelir mi? Eksi 4. Bakalım gelecek mi? Buraya eksi 4 artı 2 olarak yazalım. Artı buraya da arkadaşlar 4 e, eksi eksi 2 olarak yazarsak. Şimdi buranın zaten eksi 2 geldiğini görüyoruz. E burası da kaç geldi? Artı 6 geldi topladığımızda 4'ü de ulaşmış olduk gibi. Bu da oldu arkadaşlar ama ben eksi 16'ya ulaşamadım. Eksi 16'ya ulaştığım tek seçenek ne oldu? Ee, hani aynı sayıyı verdiğim zaman ulaşabilirim. Eksi 16'ya ulaşamadığımdan dolayı sadece 1 ve 2 C seçeneği doğrudur diyeceğiz. Şimdi geldik 9. sorumuza. Bu da güzel bir yorum sorusu. Tek çift sorusu. Bunlardan biri çift sayıymış. Ben burada güzel bir yorum yapmak durumdayım Hangisi çift sayı olabilir? Burada bakın A ve B'yi kullanmışım değil mi? Burada da A ve B'yi kullanmışım. İkisi de tek kuvvetlerini kullandığım için bunların çift gelme durumu yok. Bunlar kesinlikle tek sayıdır. Neden çift diyemedik? Çünkü bunun bir tanesi çift olursa diğerinde çift olması lazım. Ben onun için arkadaşlar iki tane çifti veremediğimden dolayı bunlara kesin çift dedim. İkisini de A ve B'yi tek kullandığımdan dolayı böyle bir yorum yapabiliyorum. O zaman şu var, ben buraya kesinlikle 2b eksi c'yi çift diyeceğim. Ya şuraya yaz, 2b eksi c çift geldi. Bir de neyi biliyorsun? A artı 3b de tek geldi. Tamam. Biz a, b, c hakkında yorum yapalım. Şimdi şurada kesin bir şey biliyorsun. Nedir? Burasının çift oldu, değil mi? Çiftten ne çıkarırsak çift kalır, çifti çıkarırsak. O zaman c kesinlikle çift sayıdır. A artı b tek sayısı atıyorum ben aya tek. Çift desem burası tek olur. Buraya tek desem buranın çift olması lazım ki bunların toplamı ya da farkı kesinlikle tek gelsin. C zaten değişmezdi. Çift sayıydı. Bu iki koşulu sağlayan ifade her zaman doğrudur. Gelemem bakalım. A ile C'nin toplamı buradan çift geldi. Buradan tek geldiği için bu her zaman doğru değildir. Geldim diğerine. B ile C'nin çarpımı. B ile C'yi her zaman çarparsak Bakın, çift geldi. Burası kesin doğru 3'ünün toplamı yani ben bu 3'ünü toplarsam buradan tek geldi. 3'ünü toplarsam yine buradan tek geldi. Kesinlikle çift diyemezsin. Yalnızca 2 olarak biz bunu düzeltmiş olacağız. 10. sorudayız arkadaşlar. 4 basamaklı ABCD doğal sayısının herhangi 2 rakamının yerleri değiştirilmesiyle elde edilen sayıya ABCD sayısının akraba sayısı denir. Atıyorum ben buradan 1 ve 6'yı değiştirmişim. 6521 sayısıyla 2 ve 5'i değiştirdiğimde 1256 sayısı akraba iki sayı elde edilmiş. 2175 sayısının iki farklı akraba sayısını alabileceği en küçük değeri sormuş. Şimdi önce şu 2175'ten 1 ve 2'nin yerlerini değiştirelim. En küçük istemiş ya bizden 1 olur burası. Burası 2 olur. Burası 75 olur. Şimdi biz buradan hani 1 ve 2 yer değiştirdik. Ne yazarsak yazalım. Hani 2'yi sabit bıraktığımız dışında arkadaki yüzler basamağını yer değiştirmek istesek büyük bir sayı elde etme durumumuz var. Bunun en küçüğünü şöyle elde edeceksin ikinci durumda da. 2100 bunu değiştirmeyerek şunları değiştireceksiniz. Yani 57 olarak değiştirmiş olduk. 2157 diğeri de 1275 en küçük iki tanesi böyle geldi. Bunların toplamı da 2, 3, 3 geldi, 4 geldi ve 3 geldi 3432 olan E seçeneğidir 11. sorudayız arkadaşlar matematik öğretmeni Recep Bey tahtaya belirlediği pozitif A tam sayısını yazdıktan sonra A sayısını içine alacak şekilde A sayısının pozitif tam bölen sayısı kadar kenara olan bir çokgen çiziyor. Daha sonra A sayısının pozitif tam sayı bölenleriyle çokgenin köşelerini yazıyor. Misalen onun pozitif bölenleri nedir arkadaşlar? 1, 2, 5 ve 10. Bunları köşeye yazmış bu adam. Tamam bunu bir örnek olarak bize sunmuş. Recep Bey'in abc sayılarının etrafında sırayla üçgen, altıgen ve dörtgen çizerek aynı kurallarla oluşturduğu a artı b artı c toplamı kaçtır demiş. Şimdi bakalım şuraya bakalım c sayısına. C'nin 4 tane çarpanı var. Kesin bir tanesi bunun bir zaten. Her sayının böleni kesinlikle birdir diyebilirsin. 2, 3 Şuranda da kesin 4 geldiğini söyleyebiliriz değil mi? O zaman arkadaşlar buradan biz C'ye 4 diyeceksin. Güzel yazdık. Geldim B sayısına. B sayısı için 2 var. Kesin bir de 1 var değil mi? 1, 2, 3, 4'ün bir katı olan sayı 12 yazabilirsin buraya. Ve buraya da 12'yi bölen sayı 6 yazarsın. Demek ki biz buradan B'ye de 12 diyebiliriz gibi. Hepsini zaten 12'nin 6 tane böleni var. 6 tane böleni yerine yerleştirmiş olduk. Evet. Şurayı yanlış mı yaptık? Şurası 1 olacak. Hani yanlış yerleştirmeyelim. Şurası 1 olsun. Burası 6 olsun. Hani A'nın böleni kesin 1 ya. Ortak olan 1 olacak. 1, 4, 2 diyebilirsin buraya. A'nın böleni de kesinlikle 4'tür. 1, 4 sayısı 1, 2, 4'e tam bölünü için böyle yazdık. O zaman A sayısı zaten 4. B sayısı 12. C sayısı da 4 olduğu için. Yok C sayısı 6 olacakmış. Şunu yanlış yazdık. 1, 2, 3, 6. Evet 6 olacak. Şu 6 olacak. Yanlış yazdık. D sayısı da 6. Bunları topladığımızda arkadaşlar 22'ye ulaşmış oluruz. O da D seçeneğidir. Evet gençler. 12. sorudayız. Denklemin bir kökü x eşittir 2 olduğuna göre demiş. Yani biz gelip arkadaşlar x yerine 2 yazacağız ve diğer kökü bulacağız. Yazalım. x yerine 2 yazarsak 2a bölü 2 artı x yerine 2 yazarsak 6 artı a eşittir eksi 2 çarpı 2 artı a olarak bulacağız. Biz buradan a'yı çıkarmaya çalışalım. Bu ikiler zaten sadeleşti. a buradan var. a da buradan var. 2a artı 6 eşittir. Eksi 4 eksi 2a olarak yazarız. Eksi 2a'yı ben sol tarafa gönderirsem. Buradan 4 tane a eşittir. 6'yı diğer tarafa atarsam eksi 10 yapar. a eşittir eksi 10 bölü 4'ten eksi 5 bölü 2 olarak çıkarmış olacağız. O da bize a seçeneğini verecektir. Şimdi geldik 13. sorumuza. Bir eşitsizlik çizime sorusu. Ben bunu çizerek yapayım istersen daha rahat olur. Yani nerede ne yaptığımızı görmen için çizeceğim ben bunu. Y küçüktür. Eksi x artı 3'ü çizelim. Önce şöyle başlayalım arkadaşlar. Burada x eşittir 0 için. x'e 0 verdiğimizde y'si 3 olur. y'ye 0 verdiğimizde 0 olursa x'i e de 3 olur. Yani bizim kestiğimiz nokta 3'e 3 olacak. Burası 3'te. Buraya da ben yine 3 diyeceğim. Ve bunu böyle çizeceğim. Şöyle çizeyim. Çizdik. Ha, pardon. çizilmeden kastımız kesikli çizelim. Çünkü eşitlik yok. Burayı çizdik. Böyle pratik bir yöntemim var. 0'a 0 verdiğin zaman denklem sağlarsa o bölgeyi tarıyorsun. Ben buraya 0 verdim. Küçüktür 0 artısı 3'ten. 0, 3'ten küçük bir sayı mı doğru? Demek ki ben bunun alt bölgesini tarayacağımı anlıyorum. Hocam başka türlü nasıl yapabilirsin? Y'sinin küçük olmasına bak. Y'si burada küçükse arkadaşlar yine alt tarafı tarayacağını anlıyorsun. Tarama kısmımız bizim neresi olacak o zaman? Alt tarafı bakın. Bunu şöyle taramış olacağız. Bak şöyle tarayalım. Bu bir. Biz bunu böyle çıkarmış olduk değil mi? Sonra. Bir dakika. Şu Y'si küçük geldi. 3'ü 3 geldi. Tamam sorun yok. Ee, sonra arkadaşlar bir de sıkıntı var. E'yi. Evet, tamam. E, ee, sonra diğerine geldik. E kaybolmuştu çünkü. Diğeri nasıl yapacağız? Ona da şöyle başlayalım. Y büyüktür. X artı 2 ise. Ben buradan X'e 0 verdim. Y 2 oldu. Y'ye 0 verdim arkadaşlar. X de eksi 2'de denk gelecektir. O zaman şöyle diyelim. Y'si 2. X'inin de eksi 2 olması lazım. O da şöyle. Bunu da yine mavi ile kesikli ben çizersem. Şöyle yapalım onu. Çizdik. Güzel. Bunun da yine hani sıfıra sıfır veriyorsun ya. Sıfır büyüktür. Sıfır artı 2 mi? Sıfır 2'den büyük olmadığı için yanlış diyorsun. Yani bu sıfırın olmadığı bölgeyi keseceksin. Ya da şöyle düşün. Üst tarafı tarayacaksın. Y'si büyük olduğu için üst tarafı tarayacağını anlıyorsun. Yani ben bunu alırsam aslında şöyle taramış olacağım değil mi? Tamam güzel. Bizim için ortak bölge lazım. İşte ortak bölge şu. Bak tam şu bölge görüyorsun. Evet, tam bu ortak bölgeyi bulmuş olacaksın. Ortak bölmeler de var. Tam çıkmamış ama E seçeneği bizim için ortak bölge olarak karşımıza çıkacaktır. 14. sorudayız arkadaşlar. A pozitif bir sayı olmak üzere şu cümle önemli. A'yı pozitif kabul edeceğiz. Sayı doğrusu üzerindeki 2A-4 sayısının sıfır olan uzaklığı 6'dır. Sıfır olan uzaklığında biz ne yapacağız burada? mutlak değerini alacağız. 2A eksi 4'ün mutlak değeri kaça eşitmiş? 6'ya eşitmiş. O zaman 2'ye ayıralım. Ya 2A eksi 4 6'dır ya da arkadaşlar 2A eksi 4 eksi 6'dır. Eksi 4'ü diğer tarafa atarsam 2A 10 geliyorsa A'nın ne gelmesi lazım? 5 bu cepte. Eksi 4'ü diğer tarafa atarsam 2A eşittir eksi 2 ise A'nın ne gelmesi lazım? Eksi 1 gelmesi lazım. A pozitif bir sayıysa ben buradan A'yı Eksi 1 alamam. Kesinlikle 5 almak durumundayım. Şimdi bizden bunun değerini istemiş. A'ya ben 5 alırsam 3 eksi 5'in mutlak değeri eksi 2'nin mutlak değeri yapar. Oradan da 2 seçeneğine ulaşmış olacağız. Burası böyleydi. Geldim 15. soruma. Bunun alabileceği en küçük sayı sormuş değil mi? C'nin alabileceği en küçük değer kaçtır diye sormuş. O zaman biz buradan 3'ten başlayalım. 1, A artı 1 dediğimiz değeri 5'e ya da A artı 1 dediğimiz değeri eksi 5'e eşitleyeceğiz. Buradan A4 gelecek ya da A dediğimiz ifade eksi 6 gelecek. Şimdi ben A'yı buraya yazacağım ya. A yerine eksi 6 yazamayacağımdan dolayı 4 yazarım. Çünkü bir sayının mutlak değeri pozitif çıkacak. Onun için eksi 6 iptal. Yine gelip ben bu mutlak değeri açarsam yani B eksi 2 ya 4'tür ya da eksi 4'tür. Diğer tarafa gönderirsem B'nin 6 ya da B'nin şu eksi 2'yi de. B'nin eksi 2 gelmesi lazım. Baktığın zaman yine ben burada B'yi bulacağım ya. B mutlak değerli pozitif ifade geleceğine göre ben burada arkadaşlar B'ye 6 diyeceğim. B 6 ise C'nin ya 6 gelmesi lazım ya da eksi 6 gelmesi lazım. Bizden C'nin en küçük değerini soruyor. O da işte eksi 6 olan E seçeneği olarak çıkar. Geldim 16. soruma. Şimdi burada bir yorum var bunu buraya alıp daha kolay yorumlayalım. X'in mutlak değeri artı y eşittir x'i. Burada x'ye sıfırdan farklı gerçek sayılar demiş. Bu önemli. Sıfırdan farklı. Mesela ben buna sıfır sıfır verirsem y de sıfır çıkar. O zaman biz bunları farklı düşüneceğiz. Şöyle yap istersen. Nasıl düşüneceksin? Bu zaten kesinlikle pozitif bir sayı değil mi? Bu da hani pozitif bir sayı gelmesi için hani y sıfır olursa aynı gelir. Demek ki burası arkadaşlar negatif bir sayı ki. Topladığımızda kendi ifadesinin negatifi gelsin. Yani x kesinlikle sıfırdan küçük. Çünkü x sıfırdan büyük olursa x olduğu gibi çıkar. Y sıfır olacağından dolayı ben bu denklemi alamam. X'i sıfırdan küçük kabul ettim. X sıfırdan küçükse ben bunu çıkartırken eksi x, x diye çıkartırım dışarıya. eksi x, x artı y eşittir x olursa bunu diğer tarafa gönderirsem y de eşittir 2x olarak bulunur. Ben y'yi buldum. E zaten x sıfırdan küçüktü. Y de x'ten daha daha küçük bir sayı olacaktır. Yani x'i negatif olacak. Bunlar negatif gelecek x'i. X'de. Y x'ten daha küçük bir sayı olduğu için bu da beni d seçeneğine götürecektir. 17. sorudayız. Mutlak değerde eşitsizlik sorusu. Kuralımızı yazalım. Eğer ki x'in mutlak değeri a'dan küçükse arkadaşlar eksi a ile x a arasında sayılar alacaktır diyebilirsin. O zaman ben bu mutlak değeri şöyle açabilirim. Eksi 15 ile 3x-6 sayısı 15 arasında değerler alabilir. Eksi 6'yı hem sağ hem sol tarafa gönderirsem. Eksi 9, 3x diyeceksin ve buradan da 21 diyeceğiz. Her birini 3 ile sadeleştirirsek. Eksi 3 ile x7 arasında değerler alacaktır. Bize çözüm kümesini sormuş. Eksi 3 ile 7 arasındaki değerlerin hepsi diye işaretleyeceksin. O da nedir? C seçeneğidir. Şimdi geldik 18. sorumuza. Bir üçlü sayı sorusu. Ne yaparım ben bunu? Sırayla böyle içeriye dağıtırım. Tabanlar aynıysa üstleri topladığımızda eksi 5 artı 5 yapar. Eksi 5 üzeri 6 eksi 5 yapar. Artı 5 üzeri 7 eksi 5 olarak ben bunu çıkarmış olacağım. Burası zaten 5 üzeri 0 geldi. Artı eksi. Diğeri 5 üzeri 1 geldi. Artı 5'in karesi olarak da bunu yazmış olduk. 5 üzeri 0 zaten nedir arkadaşlar? 1'dir. Onu yazdım. Eksi 5 diyorsun. Artı 25 olarak yazarsam. işte buradan ben 21 seçeneğine ulaşmış olacağım. O da beni B seçeneğine götürecektir. Geldim 19. sorma. Bir üstlü sayı sorusu. içinde A sayısının A doğal sayısının en kenar bir düzgün kökenin içinde yazılarak oluşturulan ifade. Yani şöyle misal Ben düzgün çokgeni bilmiyorum. 2 içindeki sayı. 2 üzeri Üstü sayı içindeki ile dışındaki kenar sayısını çarpıyorsun. Üst olarak oluşturuyorsun. Yani x sayısı eşittir. 3 üzeri 3 çarpı 4. 4 kenarlı olduğu için 3 üzeri 12 olarak yazacağız. Geldik diğerine y sayısı 4 üzeri 3 çarpı 4 dediğimde buraya da 4 üzeri 12 olarak yazabilirsin. Geldim z sayısına 3 üzeri 5 çarpı 3'ten de 3 üzeri 15 olarak yazabiliriz. Şimdi burada bir sıkıntı yok. Ben şunu kesin biliyorum. Yani şu ikisini karşılaştırabilirim değil mi? Tabanlar aynısı üstü büyük olan daha büyüktür. X Z'den kesinlikle küçüktür. Şimdi sıkıntı şu şu iki sayıyı karşılaştıracaksın. Yani Y eşittir 4 üzeri 12. Z eşittir 3 üzeri 15 sayısı. Bunlar daha büyük üsler olduğu için bunları karşılaştırmam daha mantıklı olabilir. Şimdi bunları nasıl karşılaştıracağız ona bakalım üstlerini eşitleyebilirsin. Üstlerini eşitlediğin ifade ne olacak? 3 olacak. Yani ben burayı 4 üzeri 4'ün 3. kuvveti olarak yazıp burayı da 3 üzeri 5'in 3. kuvveti olarak yazarsam 12 ve 15'e tamamlamış oluruz. 4 üzeri 4 256 yapar. 256'ın 3. kuvveti 3 üzeri 5 de 243'ün 3. kuvveti yapar. Bunların üstleri aynı. Tabanı büyük olan daha büyük gelecek. İki ifadeyi karşılaştırdığımızda ise y, ifadesi z'den daha büyüktür. Çünkü 256, 243'ten daha büyük gelecek. Yani hem bunu hem de bunu aynı sıralamaya koyarsak arkadaşlar en küçük x sonra z daha sonra y diyorsun. x, z, y olarak sen bunu sıralayacaksın. O da nerede var? B seçeneğinde bulunması lazım. 20. sorudayız. X, x ve y sıfırdan farklı birer doğal sayı olmak üzere. Tamam. 2 üzeri x sayısı ile, 3 üzeri y'yi 5 ile bölümden kalanlar sırayla 1 ve 2'dir demiş. O zaman şöyle düşüneceksin. 2 x üzeri x'i ben 5'e böldüğümde kalanımız 1'dir. 3 üzeri y'yi ben 5'e böldüğümde kalanım nedir arkadaşlar? 2'dir diyeceğiz. Burada biz ne verebiliriz? Hani üst, en küçük toplam istediği için sırayla deneyebilirsin. Ben direkt ilk hamlede 4 yazayım. 2 üzeri 4 16 yapar. Yani ben buraya 16 desem 16'yı 5'e böldüğümde kalan 1 gelir. En az 16 olabilir diyorsun. Sıfırdan farklı olduğu için. Biz buraya bir sıfır da verebiliriz ama sıfırdan farklı olduğu için en az 4 verdik. Yani x sayımız 4 oldu. Cepte. 3 üzeri y'yi 5'e böldüğümde kalan 2 ise buranın en az 3 olduğunu görebiliyorum. Çünkü burası 27 yapar. 27'yi 5'e böldüğüm zaman kalan 2 geldiği için ben burada y de 3 dedim. Bunların toplamı bana neyi verecektir? 7'yi vermek durumunda. 21. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. x bir gerçek sayı olmak üzere. Bu ifadenin bana 2 üzeri x artı 1 e eşit olduğunu söylemiş. Bakın ben bu türlü durumlarda ne yapıyorum biliyor musunuz? En küçük hangisi ise onun parantezini alıyorum. Bak en küçük hangisi bu. 2 üzeri 2x artı 1 ben en küçük kabul ettim. En küçük parantezini alsak yani 2 üzeri 2x artı 1 parantezini aldığımız zaman 2 üzeri 2x artı 1 ile 2 üzeri 3x artı 1 arasında sadece 2 üzeri x'lik mesafe var. Dağıttığımız zaman 2 üzeri 3x artı 1'e ulaşabiliriz biz buna. Artı 2 üzeri 2x artı 2 ile 2 üzeri 2x artı 1 arasında 2 üzeri 1 tane fark var. Dağıttığımız zaman yine arkadaşlar tabanlar aynı sütleri topladığımızda bu ifadeye ulaşabiliyoruz. Biz bunun hepsini aldığımız için yerine 1 kaldı. Eşittir 2 üzeri x artı 1'e ulaşmış olduk. Sonra burası zaten 2 üzeri 2x artı 1 geldi çarpı burası da 2 üzeri x 2'den 1 çıkaradığımızda artı 1 geldi eşittir 2 üzeri x artı 1'e dönüşmüş oldu. Sonra zaten bunlar sadeleşti 2 üzeri 2x artı 1 eşittir 1'den burası da 2 üzeri 0 geldi ve zaten tabanlar aynıysa üstler de aynı gelecek 2x artı 1 eşittir 0 oluyorsa. 2x'in ben eksi 1 olduğunu biliyorum. Demek ki x dediğimiz ifade eksi 1 bölü 2 olarak çıkar. O da bizi a seçeneğine götürecektir. Şimdi geldim 22. sorumuza. 3 üzeri x a 3 üzeri x 2'ymiş. Ben bunu şöyle çevireyim bak. Bir tane kök açtık. O da 3. dereceden. 6 çarpı 9 çarpı 3 üzeri x'in parantez karesi. 3 üzeri x zaten 2'ymiş. Yine aynı kökü devam ettir istersen alt tarafta. Yine ben böyle devam edeyim. Üçüncü dereceden 6 çarpı 9 çarpı 2'nin karesi olarak yazarsak. Tamam. Bunların her birini çarparsak arkadaşlar. 6 kere 9 54. Burası zaten 4 geldi. 54 ile 4'ü çarparsam 216'nın 3. dereceden köşe olarak çıkarmış olacağız. Sonra biz 6'nın 3. kuvveti yazarsak. Buraya da 3 yazarsak. Bunlar giderse 6 olarak biz bunu bulmuş olacağız. O da D seçeneğidir. 23. sorudayız. Bize bir tane ifade vermiş. Son, i̇şleminin sonucunu soruyor. Biz bunu açabiliriz arkadaşlar. 36 çarpı 2'den ben buraya 6 kök 2 dedim. Eksi. 4 çarpı 2'den 2 kök 2 dedim bölü. Alt tarafta 9 çarpı 2'den de 3 kök 2 olarak yazdım. 6'dan 2 çıkardığımızda 4 kök 2 bölü. Alt tarafta 3 kök 2 idi. Bunları sadeleştirdiğimizde cevabımıza 4 bölü 3 diyeceğiz. O da B seçeneğidir. 24. sorumuz zor bir soru. Yani ben çözerken de hani farklı değişkenler kullandığım için zor bir soru olarak geldi bana. Umarım yapmışsınızdır diyelim. Hatta buraya bir yıldız atayım. Doğru yapanlar alt tarafa kalp ya da yıldız bıraktılar. Ben anlayayım kim bunu doğru yaptığını. Şimdi buraya geldiysek arkadaşlar 12 zaten 2 kök 3'tür. Burası 3 kök 2'dir. Burası 2 kök 5'tir. Burası 3 kök 3'tür. Burası arkadaşlar 4 kök 3'tür. Burası da zaten 5 kök 2 olarak çıkar. Biz bunların çarpımlarının aynı olmasını istiyorsak ikisinin köklü ifadelerinin aynı gelmesi lazım ya da benzer gelmesi lazım. A çarpı kutu eşittir. B çarpı ikinci kutu. Köklü ifadeleri aynı olan sayılara bakalım. Hani A, B ifadeleri hangisi olabilir demiş ya. Bunlardan iki tanesini ben buraya yazacaksam köküçlü olanları yazayım. Atıyorum bu köküçse bu da köküç değil mi? Buraya ben köküçlü olanları yazarsam şuraya ne diyeceğim o zaman? E, ee, A çarpı 2 kök 3 diyeyim. Eşittir. B çarpı 3 kök 3 yazayım. Fark etmez yine 3 kök 3 yazdım. İşte bu ifadeye bakarsak buna göre arkadaşlar sayılar birbirine eşit olacaksa A sayısına ben 3K demem lazım. B sayısına da 2K demem lazım. Neden hocam? Çünkü 3 kere 2 6, 3 kere 2 6 olsun diye böyle yazdım. Demek ki buradan A artı B sayımızın ne gelmesi lazım? 5K gelmesi lazım. Biz işte aşağıda 5'in katı olan sayı varsa o olabilir diyorsun. 5'in katı hangisi var? Bu var. Bu olabilir. Gitti o zaman. Bizden olamazı soruyor. Geldik ikinci seçeneğimize. Diyelim A çarpı yine 2 köküçü seçtik eşittir. Burada da B çarpı yine köküçü olan ne var? 4 köküç var. 4 kök 3'ü seçmiş olduk. Buradan da ben A'ya yine 2K dersem 2 kere 2 4 yapar. B'ye de bir tane K demek durumundayım. Bunları topladığımızda A artı B ifadesi 3K eşittir. 3'ün katı olan sayı da olabilir. 3'ün katı ne var? 9 var. Bunu da atıyorsun. Geldim bir diğerine. Ne olabilir o da? A çarpı yine kök 3'leri alırsak kök 3'ler bizim biraz başımıza arttı çünkü. 3 kök 3 eşittir. B çarpı 4 kök 3 diyebiliriz. İşte biz burada A ifadesine 4K dersek B ifadesine de 3K diyeceğiz. Buradan biz A artı B toplamını yaparsak 7 tane K olacak. 7'nin katı olan sayıya bakarsak sadece 14'ü almış olduk. O da bu geldi. Sonra geldik bir diğerine. Hangisi olacak? Kök 2'li olan ne var? 5 kök 2 ile 3 kök 2 var. A çarpım. 5 kök 2 eşittir. B çarpı 3 kök 2 olabilir. Bu arada bunların yerlerini değiştirebilirsin. Sorun yok yani. A eşittir. 3K oluyorsa B'nin de arkadaşlar 5K gelmesi lazım. Demek ki A artı B dediğimiz ifade 8'in katı olacak. 8'in katı olan ne var? 16 var. Ama 22 olmadığı için bunu elemiş oluyorsun. Dediğim gibi zor ve güzel bir soruydu. Geldim 25. soruma. Bu da zor bir soru. <laughs> Yani bu da güzel zorlukta bir soru. A5A sayısını ben A'ya böldüğümde kalan 2 mi olmuş? O zaman şunu diyebilir miyiz? A5A sayısından ben 2 çıkarırsam A'nın katı olur. Bu cepte. Sonra ben yine 3A9 sayısından 3 çıkarırsam yine A'nın katı olacak kalanı çıkardığımızda direkt o sayı tam bölünebilir diyebiliriz. Bunları çözümle istersen. Çözümlemeyi nasıl yapacaksın? Burası 100A artı 50 artı A eksi 2 eşittir. Buradan da 101A artı 48A'nın katı. Tamam. Şimdi geldik diğerine. Burayı çözümlersek 300 artı 10 tane A artı 9 eksi 3 sayısı da yine arkadaşlar düzenlediğimiz zaman 309'dan 306 yapar. Artı 10A sayısı da yine A'nın katı olacak. Hocam bizim elimize ne gelecek? Bu sayı A'ya tam bölünebilir. O zaman 48 sayısı A'ya tam bölünür. Bu bir. Yine bu tam sayıya bölündüğü için A'ya tam bölündüğü için 306 sayısının da A'ya bölündüğünü anlayabilirsin buradan. 48 ve 306 sayısı A'ya bölünüyorsa Bunlar hangisi olabilir? Zaten 5 olamaz değil mi? Geçtik. 6 olabilir. Kesin. Çünkü ikisi de 6'nın katı. 7 olamaz. 8'in 8 katı ama bu 8'in katı değil gitti. de 9'un katı olmadığı için olamaz. A sayısı sadece 6'nın katı olan bir sayıdır. 26. soru bir EBOB Bekok'ta yorum sorusu. AB birbirinden farklı pozitif tam sayı olmak üzere ekokları AB küçüktür AB olarak vermiş bize. Şimdi bunlar eğer ki arkadaşlar alanında asal sayılar olsaydı atıyorum 3'e 5 sayısı olsaydı bunun ekokları da ekok 3'e 5'te direkt yine 15 gelirdi. Yani çarpımları birbirine eşit olurdu. O zaman A ve B sayısı kesinlikle aralarında asal sayı değildir diyeceksin. Geçtik. Yani bunların A ve B sayısının ortak en az bir böleni var. Bir dışında tabi. Bir böleni mevcut. O zaman EBOB'ları birden kesin büyüktür. Çünkü ortak bir tane böleni varsa Evopları birden büyüktür. Bu da kesin doğru. A sayısı 6 ise B sayısı 8 olabilir. Çünkü bunlar aralarında asal değil. Ortak en az bir böleni var. Buraya da doğru diyorsun. Cevap 2 ve 3 olarak bulunacaktır. Geldim 27. soruma. Bir mantık sorusu. Yapılan bir maraton yarışına katılan Aslı Betül Cemal ile ilgili 3 tane sporcunun yarışı bitirme sıraları ile ilgili e, aşıdakiler bilinmektedir. Aslı Betül'den önce Cemal'den sonra yarışı bitiriyor. Aslı Betül'den önce yarışı bitiriyorsa Cemal'den sonra bitiriyorsa Aslı burada, Cemal burada ve Betül de burada olmak durumunda. Betül ile Cemal arasında 8 sporcu yarışı bitirmiştir yani ikisi arasında 8 tane sporcu var. Aslı ile Cemal arasında 3 tane sporcu yarışı bitirmiştir diyor. Şimdi ben 3 tane sporcu yazayım. 1 2 3 tane sporcu yazdım. Betül ile Cemal arasında 8 sporcu yarışı bitirdiyse zaten 1 2 3 burada vardı. Aslı'yı da sayarsan 4 oldu. 4 tane daha sporcu eklemen lazım diyor. 2, 4 tane sporcu eklemiş olduk. Yani bizim sıralamamız ve aradaki adamları böyle sıraladık. Sonra aslı madalyada 9. sıradaysa. Yani ben buraya 9. sırada dersem. Bu 10. sırada, 11. sırada, 12. sırada, 13. sırada ve 14. sırada da kim vardır? Betül mevcuttur diyeceğiz. O da C seçeneğidir. 28. sorudayız. Evet. Bir depoda 400 tane pantolon ve gömlek bulunmaktadır. Pantolonların %8'i, gömleklerin %4'ü defoldur. Depodaki bu pantolon ve gömleklerin toplam 30 tanesi defolu olduğuna göre depoda kaç tane pantolon vardır demiş. Şimdi biz pantolonlara P diyelim, gömleklere G diyelim arkadaşlar. Toplam 400 tane olduğunu buradan yazdım. Şimdi de, e, defolu olanlara bakalım. Pantolonların %8'i. Yani... E, 8 çarpı 100 artı. Diğeri de arkadaşlar gömleklerinde yüzde 4'ü 4 bölü 100 eşittir. Ne gelecektir? 30 tane gelmiş. Düzenlersek şunu sadeleştirdiğimizde 4'e bölersek 2, 4'e bölersek 25, 4'e bölersek 1, 4'e bölersek 25 geldi. O zaman şunu diyebiliriz. 2 tane pantolon artı 1 tane gömlek eşittir. 25 ile 30'u çarparsak 750 yapar. Zaten yukarıdan ben denklem biliyorum. Pantolon artı gömlek 400'dü. Bu ifadeyi ben eksiyle çarparsam gömlekler gitti. Bir tane pantolon eşittir 350 geliyorsa gömleğimiz de arkadaşlar toplam 400'den 50 tane olarak bulunacaktır. Kaç tane pantolon var demiş. Bizden zaten 350 olan sayı istiyordu. O da A seçeneğidir. 29. sorudayız. Bu da güzel zor bir soruydu arkadaşlar. Bir kavşaktaki trafik lambasında kırmızı, sarı ve yeşil kırmızı ışıkların yanma süreleri 3, 6, 4 ile ters orantılıdır. Ters orantılı dediğin zaman sayıların arkadaşlar çarpımın eşit olmasına dikkat edecektin. Yani atıyorum 3 tane kırmızı eşittir. 6 tane sarı eşittir. 4 tane yeşil yazdık ya buraya. Bunların eşit olması için kırmızının yani hepsi 12'de eşit olabilir. 4T sürede yanması lazım. Bunun arkadaşlar 2T sürede yanması lazım. Bunun da 3T sürede yanması lazım ki çarpımları eşit gelsin. Bize şunu sormuş. Bir trafik lambasında sarı ışık yandığı andan itibaren yani sarı ışık yanacak 2T sürede. Kırmızıya geçecek 3T sürede. Yeşile geçecek 4T sürede. Tekrar sarıya geçecek 2T sürede. Tekrar 3T ve tekrar 6T diye devam edilerek ilerleyecek. Yandığından 5 dakika sonra 17. kez yeşil ışık yandığına göre. Bizim için arkadaşlar birinci kez yeşil ışık yanma süresi nedir? Ee, yeşil ışık yanmıştır diyor. 17. kez yeşil ışık yanmıştır. 5 dakika içerisinde. Şimdi buradan bakarsak her bir salınım her birin ilerlemesi kaç yapar? 6, 5, 9 yapar değil mi? 9 tane T gelir. 9 T, 9 T gider. Her birisi için 9 tane düşünebilirsin sen. 9-9 ilerletiyorsun sen bunu. Sonra bize şunu sormuş aslında. 9-9 ilerletiyorsun. 9-T ilerliyor her bir tur. 9-T'de tamamlanıyor aslında. Sen 16 tane tur attığını düşün. Yani sarıdan başlıyorsun. 16 tur atana kadar tekrar diğer yere geliyorsun. 9-T çarpı ne diyeceksin burada? 16 diyelim biz. Bunu da şurada hata yapmayalım da. Kırmızıya yani şurada hata yapmışız. Kırmızıya 4T diyeceğiz. Burası 4T olacak. Yeşile 3T diyeceğiz. Evet. Yine şurası 4T. Buraya da 3T dedik gibi yazdık. Ee, biz 16 tur attıralım. En son 17.yi de hesaplayarak yapalım. 9T çarpı 16'dan 144 tane T yapar. Ben 16 tane yeşil yaktım durdum. Sonra geldim 17. yeşil için 2 ve 6 taneyi tekrar başa dönerek yazdım. 6T'yi ilerledim. 6 t ilerledikten sonra yeşil yandı. Bizden yeşil yandığı anda 5 dakika geçinden bahsetmiş. Bunları toplarsak arkadaşlar 150 tane t yapar eşittir. 5 dakika da 5 çarpı 60'tır. Yani 150 çarpı t eşittir 300 geliyorsa t'nin ben 2 olduğundan bahsedebilirim. t2 çıktı. E, t2 ise bizden sarı ışığın yanma süresini sormuş. E, burasıydı sarı ışık değil mi? 2 çarpı 2 tane de 4 olarak çıkacaktır. O da C seçeneği olarak bulunur. Zor bir soruydu. Dikkat gerektiriyordu. Umarım doğru yapmışızdır. Son 30. sorudayız. Bir internet sitesinde kullanan izleyicilerin izledikleri video sayısını en az 2 tane söylemiş. Bu internet sitesinde 5000 kişinin kullandığı bu internet sitesinde bir tane video izleyenlerin sayısı 2 tane video izleyenlerin sayısından 500 tane azdır. Toplam video izleyenlerin 5500 olduğuna göre hiç video izlemeyenler kaçtır diye sormuş. Biz bunları kategoriye ayıralım. Birinci sıfır video izleyenler. Bir video izleyenler. iki tane video izleyenler diye kategoriye ayırdık. Şimdi bu bilgi önemli bizim için. Bir tane video izleyen kişi sayısı iki tane video izleyen kişi sayısından 500 tane azdır demiş. Yani biz buradan x tane video izletiyorsak buradan x eksi 500 tane video izletmek durumundayız. Video izleyenlerin toplamı 550 yani izlenen videoların toplamı 5550 olduğu 5500 olduğuna göre bizden izlemeyenleri sormuş. Yani bakarsak biz buradan bir tane video izledik değil mi? 1 çarpı x eksi 500 artı 2 tane izlediğim için 2x eşittir 5500 olarak bulunacak toplam video izleme sayısı bu. Sonra bunu dağıtırsak 3x eksi 500'ü diğer tarafa atarsam 6000 yapar. Buradan x dediğimiz ifade 2000 olarak gelir. Yani biz burada 2000 kişiye video izletmişiz 2 tane. Buradan 1500 kişiye izletmişiz. Toplam 5000 tane seyircim olduğu için buraya da arkadaşlar 2000, 3500 yapar. 1500 kişiye de hiç video izletmemişiz bizden. Hiç video izlemeyenlerin sayısını sorduğu için oraya da D seçeneği diyeceğiz. Evet arkadaşlar bitirdik. 30 tane sorumuzu küçük hatalarımız da olsa af olan umarım sizin için verimli bir video olmuştur. Netlerinizi kaç net yaptığınızı mutlaka alt kısma yorumu yapmanızı istiyorum. Küçük bir ricam var. Eğer ki videoyu dinleyip beğendiysen mutlaka beğeni tuşuna basıyorsun. Abone olmayı da unutmuyorsun. Kanalımızın en kısa zamanda büyümesi adına çok çok önemli. Sizden bu ricadan sonra bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum.